Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Videolarımızda savunma ve havacılık sektöründen farklı konuları sizlerle paylaşıyoruz. Bugün toplam cirosu 10.8 milyar dolara ulaşan sektörün hem ülkemizdeki büyüklüğüne hem de dünyadaki sıralamasına birlikte bakalım. Bu konuda ana hareket noktamız Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği SASAT'ın hazırladığı rapor. Bu raporun linkini ve savunma sanayi araştırmacısı Arda Mevlütoğlu'nun değerlendirmelerini açıklamalar bölümünde vereceğimiz linkten ulaşabilirsiniz. Türkiye'de savunma ve havacılık konusunda faaliyet gösteren şirketlerin 2019 yılındaki toplam ciroları 10 milyar 884 milyon dolar. Şirketlerimizin birçoğu nitelikli iş gücü olmak üzere toplam 73.771 kişiye istihdam sağlıyor. Sektör geçen yıl 3 milyar 68 milyon dolarlık ihracata imza attı. Çok sayıda şirket ürün geliştirme, teknolojik araştırmalar için 1 milyar 672 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Bu rakamlar Türkiye'deki diğer sanayi sektörlerine göre çok daha yüksek. Savunma konusunda özgün ve milli sistemler geliştiriliyor. Ancak başta motor ve aktarım teknolojileri olmak üzere birçok konuda dışa bağımlıyız. Sektör geçen yıl 3 milyar 88 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Cirolar açısından baktığımızda savunma ve havacılık şirketlerinin ana merkezi Ankara. Ciro'nun %70'i Ankara'dan geliyor. İkinci sırada ise İstanbul var. İstanbul'un Ciro'daki oranı ise %18. Önce sektörün Ciro'ya göre Türkiye'nin en büyük 500 şirketindeki sıralamasını görelim. Türkiye'deki en büyük 500 sanayi şirketine baktığımız zaman savunma sektörünün lideri Aselsan. Aselsan halen Türkiye'nin 11. büyük şirketi. Ankara merkezli şirket geçen yıl 12 milyar 591 milyon TL'lik ciro ile kapatmış durumda. Hemen ikinci sırada ise TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi geliyor. TUSAŞ Türkiye'nin 18. büyük şirketi. Bir önceki yıl TUSAŞ'ın yeri 22. sıraydı. Ankara merkezli TUSAŞ'ın toplam cirosu ise 8 milyar 677 milyon TL'ye ulaştı. 77. sırada Roketsan var. Roketsan da 85'ten 77'ye doğru bir çıkış gerçekleştirdi. Ankara merkezli Roketsan'ın geçen yıl cirosu 2 milyar 527 milyon TL oldu. 90. sırada Makina Kimya Endüstrisi Kurumu var. Kamu şirketi geçen yıl 2 milyar 219 milyon TL'lik ciro gerçekleştirdi. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında 94. sırada TUSAŞ Motor Sanayi bulunuyor. Eskişehir merkezli şirket geçen yılı 2 milyar 174 milyon TL'lik ciro ile kapatmış durumda. Hemen arkasından TUSAŞ Motor Sanayi'nin Petlas geliyor. Petlas 95. sırada toplam cirosu 2 milyar 172 milyon. 105. sırada FNS Savunma Sistemleri AŞ var. Ankara merkezli şirket geçen yılı 1 milyar 970 milyon TL'lik ciro ile kapattı. 140. sırada Havelsan, 256. sırada ise Alp Havacılık var. Bu iki şirketimizi 261. sırada Coşkun Özmetal Form Makine Endüstri ve Ticaret AŞ izliyor. 379. sırada ise RMK Marin Gemi Yapım Sanayi ve Deniz Taşımacılığı İşletmeciliği AŞ var. Türk savunma sektörünü ihracat açısından değerlendirdiğimiz zaman birinci sırada TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ geliyor. TUSAŞ geçen yıl dolar bazında 599 milyon dolarlık ihracat yaptı. İkinci sırada Eskişehir merkezli TUSAŞ Motor Sanayi TEİ var. TEİ de geçen yılı 346 milyon dolarlık ihracatla tamamladı. Üçüncü sırada ihracat rekortmeni olarak 105. sırada normalde olan FNSS Savunma Sistemleri AŞ geliyor. FNSS de geçen yılı 302 milyon dolarlık ihracatla gerçekleştirdi. Petlas geçen yılı 209 milyon dolar, Aselsan 182 milyon dolar, Alp Havacılık 149 milyon dolar ve Havelsan da geçen yılı 34 milyon dolarlık ihracatla tamamlamış durumda.
gelelim dünya devlerine. Birinci sırada Lockheed Martin yer alıyor. Lockheed Martin'in cirosu 53 milyar dolar. İkinci sırada Boeing. Toplam 101 milyar dolarlık cirosunun 34 milyar doları savunmadan geliyor. Üçüncü sırada Northrop Grumman yer alıyor. Northrop Grumman'ın ise 25 milyar dolarlık bir cirosu var. Dördüncü sırada yine bir Amerikan şirketi Raytheon Company var. Beşinci sırada listeye yeni giren Çinlilerin Aviation Industry Corporation of China. Onların cirosu ise neredeyse 25 milyar dolara ulaşmış durumda. Altıncı sırada General Dynamics yer alıyor. Altıncı sırada General Dynamics, 7'de İngiliz BAE Systems, 8'de yine bir Çin şirketi China North Industries Group Corporation Limited, 9'da Airbus, 10. sırada da yine bir Çinli şirket China Aerospace Science and Industry Corporation yer alıyor. Yani ilk 10'a 3 Çinli şirket girmiş durumda. Daha sonra cirolarına göre örneğin Türkiye'deki bütün savunma şirketleri birleşse ve tek bir şirket haline gelseler herhalde dünyanın 11 veya 12. sırasında yer alacak yaklaşık 10 milyar dolarlık ciroyla buna yaklaşmış oluyor. Peki dünyadaki ilk yüze giren savunma şirketleri arasında kaç Türk şirketi var desek? 52. sırada Aselsan dikkat çekiyor. Aselsan'ın da dolar bazındaki cirosu yaklaşık 1.8 milyar dolara çıkmış durumda. Listede 58. sırada Sierra Nevada Corporation var. Eren ve Fatih Özmen çiftinin Amerika merkezli şirketleri. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi 69. sırada. Onların da cirosu yaklaşık 1 milyar doların biraz üzerinde. Türk şirketlerine bakmaya devam ediyoruz. Bir başka Türk savunma şirketi STM ise 85. sırada. 564 milyon dolarlık ciroya sahip STM Savunma Teknolojileri ve Mühendislik Ticaret AŞ. 85. sırada bir başka Türk şirketi ise BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ. BMC'nin de yaklaşık cirosu 554 milyon doların biraz üzerinde. İlk yüze giren bir başka şirket 89. sırada Roketsan. Roketsan'ın cirosu ise 522 milyon dolar olarak yer almış durumda.